600 zımparadan sonra 1000'lik zımparayla zımpara alıyoruz. Dairesel hareketler çizerek de. Altı yüzlük, binlikten sonra 1500'lük zımparayla zımparalamaya birkaç dakikalığına daha devam ediyoruz. Yine dairesel hareketler çizerekten farcağımızın yüzeyindeki bir önceki zımparanın açmış olduğu çizikleri bir sonraki zımpara temizleyerek hem yüzey şeffaflığını sağlıyor hem de çiziklerini gideriyor bir önceki zımparanın açmış olduğu çizikleri. ...600, 1000, 1500, 2000'likten sonra son olarak 2000'lik zımparayla zımparalamaya başlayacağız. Islak bir şekilde. Etrafına maskeleme bandı koymadığımız için kaportanın boyasını çizmemeye çalışacağız. ...2000'lik zımparadan zımparaladıktan sonra farcağımızı yıkayacağız. Farcağımız, sol farcağımız yine aynı işleme tabi tutarak 600'lük zımparayla zımparalamaya başlıyoruz. 600'lükten sonra 1000, 1500, 2000'i yaptıktan sonra aynı diğerini uyguladığımız gibi yıkayacağız, iyiceden kurutacağız ve parlatma işlemini ikisini bir aynı anda geçeceğiz. Farcağımızı 600'lük, 1000'lik, 1500, 2000'lik zımparadan zımparaladıktan sonra iyice yıkayıp kuruladıktan sonra alacağı en son hal budur yaklaşık. Aynı işlemi diğer farcağımıza da uyguladık. Kuruduğundan tam emin olduktan sonra kutumuzdan çıkarttığımız ıslak mendilimizi açma yerinden açıyoruz. Açma yerinden açıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde çıkarttıktan sonra ucundan hafif büküp şu şekilde parlatmaya başlıyoruz. Hadi. İster sağdan sola, ister soldan sağa. Yaptıktan sonra hale gelmiştir. Sıra diğer zımpara parlatmaya hazır olan farcağımızda. Yine aynı şekilde
çerçevemizi yapıyoruz. Far camımız bu şekilde gelmiştir. Evet. Diamond far camı ve arkası toplanmaları temizleme yenileme ürünü seyrettiniz. Teşekkür ederiz.